Selamlar dostlar, sizlerle bugün Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Template'leri öyle bir hizaladım, yani şu generalleri verdim. Geri kalan aynı. Hatta uçakları da bir koyalım. Uçaklar gelsin, 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 gelsin. Şimdi Balkan Harbi başlayacak ve bizim altyapımız artık hazır. Yakında büyük savaşımıza giriş yapmak üzereyiz. Burada dediğim gibi ufak bir retreat ineceğiz ama koyduğum ordu zaten o kadar şey değil, önemli bir ordu değil. Halledeceğiz onu. Balkan Birliği'ni darmadağın edeceğiz. Şimdi buradaki supply geldiği için buraya da ordu getirmeye başlayacağım. Bu arada buradaki Selanik'teki supply'ı da birer seviye daha arttıracağım. Şöyle. Birazcık demir yolu basacağız kısacası. İcraat yapacağız. Demir yolu projeleri için bundan vazgeçilebilir miydi? Evet, vazgeçilebilirdi. Biz vazgeçecek miyiz? Hayır. Çok aciliyeti yok. Almanlardan bir silah salvosu daha alsam fena olmaz. Buradaki birliklerimiz hazır. Artık orduyu Hümayun, asıl itici gücümüz olan ordumuz burada hizalanabilir ve düşmana itmeye başlayabilir. Şuradaki orduyu bir ufak şuradan aşağıya alacağım. Şuradan ağrı. Evet, buradaki lojistik sıkıntısı hala daha yani az da olsa var. Onu çözebilecek miyiz bilmiyorum. Birazcık yaymak lazım şöyle. Bir stok daha. Demir yolu gelecek. Demir yolu gelince çözülecek. Roosevelt suikastten kurtulmuş. Ne mutlu ona. Ama şu an attrition yeme be. Yediğimiz her attrition'ın sonucu çok ağır olur. Ona dikkat edeceğiz. Şu demir yolları bir gelirse eğer hızlısından toparlarız ama. Evet, şurada birazcık sıkıntımız var. Buna takviye vereceğimiz 3 tane division'ı şimdilik Arnavutluk'ta saklayalım. Attrition yemeyelim, yedirtmeyelim. Sıkıntı ağır, ordunun bedeli pahalı. Şimdilik geride birazcık takviye biriktirelim. O demir yolları düzeldiği vakit gerekirse orduyu getiririz. Yedekte ordumuz var. 3 Division. Yunan tehdidine karşı yine birliklerimiz var. Donanmamız tamir oluyor ama İzmir'de bir tamir olsun. Düşmana karşı hazırız ki daha da günümüz var. Ben bunu ala ederim. Şu orduyu da ayarlarım. Lojistik kampanyayı araştıralım ama şu anda koyacağımız için değil, sadece süs niyetine dursun diye. Manpower'dan yine sıkıntımız var ama şimdi bu army reformu yaptıktan sonra ordumuzu güçlendireceğiz. Yani bundan sonra aslında aşağı doğru gitmeme gerek yok. O yüzden Abdülhamit'in bufflarını alabiliriz. En azından birazcık bu savaştaki kaybımız, manpower'ımız çözülsün. Bir division daha çekeceğim. Da bir division daha çek. İnatla oradaki askeri dörtlemeye çalışıyor. Ben de engelliyorum. Evet. Bundan sonraki demir yollarının inşasıyla beraber çok hızlı bir şekilde düzelecek supply. Sadece şuraya supply hub inşa etmek gerçekten pahalı. Army reform geldiği zaman army modernizasyon var burada. 10 experience'a veriyorsunuz. Bir doktrin de fiyatındadır aslında. Evet, savaş geliyor, kapımıza dayandı. Buna gidersem eğer equitable population debuff yiyeceğim. Altında buff'a dönecek biraz ama şu an recruitable population'de buff'unu yiyebilir miyim? Yiyebilirim. Asker alım yasasını değiştireceğim zaten. Evet, savaş an itibariyle hazır gibiyiz. Şurada birazcık sıkıntı var sadece. Orayı nasıl çözeceğiz? Vallahi burada Yunan galip gelebilir, o biraz sıkıntı. Donanmayı böleceğim. Çünkü bizim karşımızda birleşik donanmaların durma gibi bir lüksü yok. O yüzden direkt şuraya şöyle generalimi alacağım. Tamamen Yunan ordusunun bir yerden A noktasından B noktasına geçişini engellemek için yapıyorum bu arada bunu. Arnavutluğa gelebilir ama Boğazlar'dan geçip buraya gelmesini göze alamam. Zaten Boğazlar'dan geçemeyecektir de en azından konvoylarını vuralım. Ve Anadolu'ya bir çıkarma çizdirtmeyelim lavuğa. Evet, demir yolları geldiği zaman rahatlayacağız. Mesela burası direkt rahatladı gibi bir şey oldu. Tabi şurayı da bir seviye arttırmamız gerekiyor rahatlaması için tam. Şunu hatta öncelik verelim, şuraya hemen bir ordu daha fazla dayayalım. Demir yollarının inşası bitsin, ondan sonrası rahat. Tak, bir anda rahatladı cephe.
Ben buraya daha fazla, yani ana orduyu da daha iyi yığabileceğim. Şöyle yığarsam ufak bir attrition'la karşılaşabiliriz ilk etapta ama yine de bakacağım bir. Attrition yemeyene kadar mübahtır. Şuradaki dağları geçemezler zaten. Bu iki dağ ve forest zor. Ama buralarda bir şeyler olabilir de biz de olmasın diye engel oluyoruz burada. Buradaki attrition hoş değil. Buradaki bir deve buraya fazla geldi. O yüzden şimdi buradaki askeri çekeceğim. Yani böyle olacağına hiç olmasın daha iyi. Şu an daha iyi bir durumda gördüğünüz gibi. En azından organizasyonu var. Genel cephenin de hemen bir saldırı emrini verelim. Bizim tek düşmanımız şu an için Sırplar. Diğerleri yokmuş gibi devam edeceğiz. Zor bir savaş olacak ama Balkan Harbi'ni kazanmak bize her şeyi getirecek. İlk saldırıyı bunlar yaptı. İlk kurşunu onlar attı. Hala. Evet, bizse saldırı cephemizi buradan ağrı yapabiliriz ama zor olacağını söyleyebilirim. Hala daha lojistikten yana sıkıntılar olduğu için sıkıntı olacak. Düşmanı çaprazdan yormaya oynayacağız hep. Balkan Harbi başlamıştır. Hemen Eksantibi'ye geçeceğiz. Eksantibi bizi biraz yorabilir ama bakacağız. Yunan donanmasından çok çok daha iyi bir durumdayız. Genel cephenin durumu iyi. Evet, Balkanlarda biraz milliyetçilik artı Balkan Savaşı'na girdiğimiz için. Güzel. Harp fena gitmiyor. En azından itmeye çok uzaklar. Buradaki supply'ımız da düzeldiği vakit geliyor zaten. Düzeldiği vakit daha da iyi durumda olacağız. Sırplar gerçekten çok üstün bir savaş gücü. Ona dikkat edeceğiz. Bir de force atakla vuruyor Bulgarlarla beraber. O canımızı sıkmasın. Kafiyor. Ordumuz şu an çok az vuruyor çünkü çok fazla combat fit debuff'ı yiyor. Onun yerine şöyle vuracağım. Buradaki debuff daha da yumuşasın diye. Şöyle vursam tam olacak galiba. Evet. Nispeten yine fazla girdi. Niye öyle oldu ki? Şöyle. Şimdi ideal oranda girdi birazcık daha. Burayı itmek üzereyiz. Güzel. Hatta şuradan da bir counter atak. Şuraya da bir çapraz atak. Şuradan da bir de exploit kullanarak. savaş her şey mi battır falan. Şaka bir yana geçmem için elimden geleni yapmam gerekiyor. Çünkü çok zor bir savaş olacak. Fazlasıyla zor olacak. Her geçtiğimiz toprak bizim için zafer demektir. Yunanlıları darma duman ettik. Gemilerini de patlattık. Güzel. Ben buna iyi haber derim işte. Herhangi bir noktadan ilerlersek ne mutlu bize. Ordumuza bir de force atak emri vereceğim. Topçudan yana sıkıntı yok. Bir de reinforce ne durumda? İyi durumda. Yani çok da kötü değil. Eşit bir şekilde itersek bu savaşı çok kolay bir şekilde bitirebiliriz ama hiçbir zaman kolay olmayacak açıkçası. Bundan sonra sivil basmam lazım. Sivilim son derece zayıf. Zaten dediğimiz gibi kötü durumda ülke. İki taraf, Belgrad ve Niş tarafından aynı anda ittiğimiz bir ortak taarruz bize zaferi getirir. Onu da söyleyebiliriz. Millet sistemine döndük. Bu bize debuff verdi ama halifelikle beraber manpower'ı da kurtardığımız için sıkıntı yok. Şuradan itebilir miyiz ya? Galiba. Sanmıyorum ama belki. Kısmet. Hayat. O da exploit yapıyor ama. Karşılıklı AI ile exploitleşmeler. Genel olarak cephenin arz hali gayet iyi. Yunan'a çıkarım atmayı denemeyin. Her yeri tutuyor lavuk. Hiç gereği yok. Evet. Bak, bu beklendiğinden daha erken oldu. Hala. Belgrad yolu bomboş. Belgrad yolu bomboş. Ye oğlum paketi. Uf, üf. Üf, tehlike. Eğer oraya girseydim çok iyiydi ya. Acaba... Yok, o hiçbir türlü olmayacak gibi. Ya Uğur'u bana sokturtmayacağım, onu vazgeçtim. Gerekirse askerim olsun.
Gördüğünüz gibi Sırp çok iyi kapanıyor ama Niş tarafından da dengeli bir saldırı yürütürsem yani aşağı taraftan da zafer belki kısmetse inşallah bize gelir. Ala! Ala! Ben buna ala derim. Ben buna cidden ala derim. Bir de şu demir yolunu hemencik oluşturalım. Ben buna ala derim. Bu çok güzel bir ala. Hem düşman ordusunu pakete aldık hem de başarılı bir ilerleme kat ettik. Buradaki ordumuza da destek verirsek lojistik hatlarında ölmeye başlayacaklar. Belgrad'da kaya gibi oturduk. Bu güzel. Evet doktrin istiyorum artık. Özellikle ilk doktrini. Biraz organizasyona ihtiyacımız vardı. Superior Warfare'ye gittik. Başlangıcı da oydu zaten. Top üzerine gittik. Buradan aldığımız organizasyon ve savunma siper kazma buff ile beraber çok üstün çıkarız. Bir de army modernizasyonu sürekli yapmak lazım. Tabi army experience olsaydı yapardın yani. Bu arada ilginç bir bilgi vereceğim. Sırp Savaşı'nı eğer kazanırsanız ölmüyor. Avusturya'daki eleman. Ve Dünya Savaşı biraz bug'a giriyor yani. Ulan nasıl bir bahane üretsek yani adam ölecekti şimdi ama yani. O biraz sakat. Diyor ki yemişiz buradan. Ha. Dur onu nasıl yaparız? Onu nasıl yaparız? Direkt buradaki orduyu şuraya çekeceğiz. Canim. Demiryolu çok önemli burada. Çok kritik bir öneme sahip. Buradaki orduyu hemen oraya çekeceğim. Yürü. Neyse ki tutacak. Belgrad ordusu öldükten sonra buradan ilerlediğimiz Niş cephesiyle beraber milyonları kaybetmekten öte bir şekilde düşmanımıza gününü göstereceğiz. Hadi canım şuradan yürü. Yürü. Sen itsen ben senden iteyim. Hadi. Haydi. İndir onu, indir onu. İndir onu. İndirdik mi? İndirdik. Aha da paket. İndir onu, gir oraya, gir oraya, gir oraya, gir oraya. Ala. Ala. Gerçekten başarılı bir zafer. Denerken çok zorlandığım bir savaştı ama şu supply hub'ları yaptıktan sonra gerçekten çiçek ya. Balkan harbi kolay. Hoş. O kadar da değil. Güzel. Niş tarafından da yaptığımız ilerlemeyle yani Niş'e eğer girersek kıyamet kopacak onlar adına. Şuradaki bildiği de imha et. Haydi Balkan ordusu haydi. Yıkıl. Yunan'a da bir vuralım da ne olur ne olmaz. Montenegro'ya da hiç vuramamışız. Ona da bir vuralım. İtalya ağlıyordu. Balkan Harbi, Balkan Harbi diye. Sürün onları. Command power yok. Evet. Böyle ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Hayır, olduğun yerde kal. Durmanı emrediyorum. Dur. O demir yolu niye inşa edilmedi hala? Hadi. Paşam dur. Arkayı temizledik. Eğer ki buradaki dağdan da ilerlersek güzel olur. Niş Ovası'nda bitiririz biz bu savaşı. Hala. Belgrad'ın da imhası ile beraber bölgedeki supply sıkıntısı yekten çözülmüş. Ben buna hala derim. Ve cephede ilerlemeye de devam ederim. Yürüyün. İleri, ileri. Niş son kale. Eğer Niş düşerse bitecek işleri. Bu arada Sırp'ın çok fazla askeri var ya. 60 bin kestik siz düşünün. 200 bine kadar falan manpower'ı var. En sonunda manpower'dan tükeniyor zaten. Eğer kaliteli birlik koymazsanız buraya. Kış kış.
Kürekçi, Kışkış. Buralar ne durumda? İyi. İyi. Zaten buraya tutmaya gelenlerin bir kısmı Bulgar olacak bir yerden sonra. Ama Nişson Kale. Buradaki ordu diye imha et, bize öyle silah yaramaz. Yaramıyor yani. Borç ödeyelim. Silah ister miyiz? Yok, istemeyiz. Osmanlı üretiyor kendi silahını, topunu, Allah'a şükür. Hadi oğlum. Niş son kale, niş düşerse bu iş bitiyor. Evet. Halifelik makamını da hallettik. Stability istiyor muyuz? Hayır, şu an değil ama bunu istiyorum. Osmanlı bankalarının reformu, güzel bir kansımlı göz buff'ı. Bu arada çevik sıkıntımız bir nebze çözülmüş. Güzel, bu beni memnun etti paşa. Buradaki supply rotası biraz sakat ama demir kurduğumuz demir yolu muazzam çalışıyor yani. Üf üf üf. Hiç etrişin yemiyoruz ya. Hala. Tabi biraz tren sıkıntısı var. Onu da zaten ele geçirdiğimiz ülkelerden çözeceğiz. İnanır mısınız? Bir Sırbistan'ın 150 treni falan var. Ki bana gelen tren olacak. Eğer burası düşerse ne güzel olur. Ama burası çok sakat. Köşk köpek 3 cephede savaşıyor. Hadi. Şu demir yolu çok önemli. Haydi. İki topraktan biri. Ama Niş çok büyük bir kale. Niş'in düşmesi lazım. Niş düşecek. Düşmeli. Düş artık. Arme modernizasyon. Gel bakalım. Çok debuff var Osmanlı'nın. Debuff olmasa bunların hiçbiri zaten rakibi bile değil de. Gerçekten ağır bir debuffla uğraşıyoruz. Son ordusu. Bu ordusu da ölürse bunları koruyacak bir şey kalmıyor. Orta cephede sıkıntı var ama sıkıntı o kadar da büyük değil. Çünkü demir yoluna bir tayal daha uzaklar. O yüzden problem değil. Tamam, buradaki saldırımız dursun artık. Başarılı saldırılarımız devam ediyor. Yakında kapitüle olursa eğer Sırplar hepsinin çöktüğünü göreceğiz. Major olan o çünkü. Şurası iterse eğer çok güzel olacak. Haydi be oğlum. Girdi girecek. Haydi. Bir force atak şerefine ulaşamadık. Bir ulaşsaydık güzel olacaktı. Savaştayken başka ne yapalım? Var ekonomiye geçemiyoruz dediğimiz gibi. Industrialist Stability'yi alırsak o sıkıntı. Captain of Industry Celal Bey'i alabiliriz, evet. Hadi yar oğlum, yar yar. Yar 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 yar. Yar orayı. Belgrad her zaman Osmanlı'nın başına bela olmuş bir yer. İyi ki ele geçirdik. Dediğim gibi Niş ve Belgrad civarından yarmanız lazım. Buradan bu kadar ilerlemesi yukarıdan sıkıntı yaşayacaktı ama itiyoruz. Şu an için çok da sıkıntı değil. Ama evet, force atak şerefine aldık. Aynen. İt oğlum orayı. Hala. Hemen counter ataktan sen de onu pinle. İtliğe karşı itlik. Hatta direkt karşı itlik. Niş düşerse bu işkence burada bitecek. Yeni gelen fabrikalarımız. Şuraya hemen bir savunma hattı çekin. Ben buna ala derim. Şimdi. Bir ufak ses geldi, onu şey yapmayın. Hatta da bir şey bakıyordum da. Savaş oyunu. Devam edelim. Buradan da ilerlersek eğer. Hadi oğlum, niş düşerse eğer bitti bu iş. Niş düşerse bitti bu iş. Vidin de olur, vidin de olur. Olur. Yeriz. Yeriz. Olur. Olur, getir. Yedik şu an. Ala. De force atak olaydı.
Abi nişeğine asker düşme ama öyle bir kalleşlik yapma ya. Çok gün kaybettik. Evet, buradan birazcık daha stabilite alacağız. Sonrasında borç şeyini kapatacağız. Muhabbetini kapatacağız. Bir de bir sivil satacağım. Surrender derseniz gidiyor bu arada demeyin yani. Army modernizasyon. Elbette elbette. Ama sen de counter atak veriyorsun. Ayıp lan. Dur lan, diyor ki yemeyelim vidinden. Bu önemli. Hadi niş, düş be niş. Ah be niş, tüh be niş. Yar oğlum buraları da haydi. Niş son kale, niş son kale vur. Vur. Search bekletmeseydi keşke bu kadar. Geç, araştıracak bir şey yok. Erken dönemde de olsun, gene de bekletmek eşeklik. Şunu araştırsak daha iyi. Çok fazla zaman kaybettiğimizi düşünmüyorum yine de ama. Haydi. Haydi niş. Niş. Nişik. Buraya hava veriyor muyuz lan? Oğlum Recon da olsa ver lan. Bilgi bilgidir. Buraya da bir manevi hava desteği. Hadi. Oh. Balkan Harbi kazanmıştır efendim. Zor bir savaş ama çok ucuz kurtulduk. Yani bu üçüncü denemem hatta. Öyle diyebilirim. Donanmaları var diye düşünebilirsiniz. Bence yani puppet bırakma riskine gerek yok. Orada Humayun başarılı bir şekilde zafere ulaştı. Hala. En büyük sınavımızı verdik. Yakında Dünya Harbi başlayacak. Oyunun dışında bir sıkıntı yok. Aslında başlamayacak, göreceksiniz. Çok değişik bir olaya girecek. Teknik açıdan bir Sırbistan yok, evet. Nasıl serbest bırak bunu dojlayabilirdiniz. Ama hani Belgrad önemli bir saray noktası idi. Şimdi buraları koruyabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bu her yolda var bu arada. Ben özellikle Bulgar'ın bu kısımlarını hemen biraz stabilite kaybediyorsunuz ama ana debuff'tan düşüyor. Yani bir yarı yarıya bir buff'u var. Yani birazını geri alıyorsunuz stabilitenin iş bittikten sonra. Burada ne var? Burada bir şey yok. Geç. Burada ne var? Öncelik fabrikaları bir kollayalım da gerisi gelir. Zaten iyi bir PP gelecek. Ordu yuyma şu an etri şeyin yiyor mu? Sanmıyorum. 84 bin kaybı her şey dahil halletmişiz. Güzel. 170 savaş skorumuzla beraber. Depomuzda bayağı bir tüfeğimiz var. Support ekipmanımız çok. Aynı zamanda da topumuz artıyor. Güzel. Hepsi Alman silahı ama en nihayetinde silah silahtır. Beni sıkmasıyla alakadar eder. Ben power da bayağı gelecek. Şu an buralar direkt koruluyor. Buradaki oluşumların hepsini Osmanlı'ya tekrardan dahil ediyoruz. Ben Yunan'ım yok. Ya da ben ne bileyim arabam yok. Hepimiz Osmanlıyız. Devam. Rezistans var ama bunu çözeceğiz. Sadece Sırbistan'ın bu bölgesi korulanmıyor. Niyeyse bilmiyorum yani orada. Bilmiyorum. Orada koru olmuyor. Ama Montenegro gibi ülkelerin yani aldı ele geçirdiğimiz her yer aslında geliyor böyle. Arnavutluk'ta geliyor. Yunan'ın geri kalanında kor yapalım. Army modernizasyonu sürekli yapacağız zaten. Doktrine gidebilirim. Doktrine buff alacağım ama o zaman giderim. Aynen. Niye önce işgal ettiğim ülkeleri korluyorum? Çünkü şeyden rezistanstan ölmeyelim diye. Evet, Sultan buff'ını da aldık. Ve Sultan Yunifer yani güzel buff'ları var. Stability ve Division Accurate ve özellikle de %15 PP çok mantıklı bir buff. Korfu ve Yunan topraklarının alayını kor yapacağım. Buralar kor ama Yunan şeyi var işte, hani etkisi var. Burada etrişin yiyoruz. Yemeyelim onu. Bize kafa tutabilecek bir ülke daha kalmadı. Son ülkeler de bunlardı.
Gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Topu değiştirelim. Hovisler değil. Ben her zaman onun ucuzunu üretiyorum. Daha mantıklı geliyor. Silah da artık değiştirebiliriz. Çin iç savaşı başladı. Korkunç bir iç savaştır burada ya. Çin iç savaşı. Devam. Borcu ödemeye devam abi. Öde öde öde. Artık silah da almıyoruz. Sadece şu şeyin. Bize bazı sivil dattı geldi. Bu kalsın. Bu iyi bir şey. Borçla sivil alıyoruz. Güzel. Bakalım. Yeni yeni korlarımıza bir bakalım. Buraların korunu alacağım ama öncelik ne dedik? İşgal ettiğimiz toprakların koru dedik. Çünkü rezistans buralarda çok yüksek. Hem fabrika kırılmasın hem de üzülmeyelim. Gerek yok. Harbi modernizasyondan devam. Fulleyeceğiz. Ordumuzu en iyi duruma getireceğiz. Gördüğünüz gibi buralar kor oldukça hiç askeri basmasan bile ekonomi bir anda şahlandı. 50 sivile çıktık. Dediğim gibi bir Fransayız. Evet. Evet, artık bir Fransa'dan iyi durumdayız. Hı? Bir İngiliz'den çok daha iyi durumdayız. Bir Alman kadar değiliz ama bir Rusya'dan da iyiyiz. Tabii canım. Güçleniyor yani vatan. Böyle gelişiyor, büyüyoruz. Hele hele bir de sivil ekonomimiz canlandığı vakit, üf, dünya savaşına kalmadan bu iş biter. İtalya zaten hasta adam. Yani ben miyim Sigmen, sen misin Sigmen? Geçti artık oğlum o dönemler. Bitti. Ekonomi çok iyi. Çok iyi. Şu an çok iyi. Şu an çok iyi. Şimdi. Evet, buralar lazım. Buralarda çık 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 çık. Bunların her birinin defa kalktığı zaman gerçekten güzel olacak. Araplara da döneceğiz bu arada. Öyle yani Lawrence gelsin. İsyan edelim. O devirlere bitti aslanım. Şimdi bir Kuveyt'imiz satış işlemleri olacak birazdan. Onun dışında bir sıkıntı yok. Şimdi ufaktan Kuveyt'i satacağım şimdi. Orada baştan söyleyeyim. Petrolleri belki Musul'u satmasan. Satmıyorum lan Musul. Musul satmıyorum ama belki yani biraz borçlar ağır. Biraz bir şeyleri satacağız. Sonra vay efendim orayı niye sattın? Vay efendim onu niye yaptın? Falan demeyin. Önce biraz satacağız. Geri almak için. Heh. Satmaya başladım. Evet. Devam. Army modernizasyon. Devam. Buralar yine kor olarak gelecek. Aynen. Ver ver ver. Demokrat raid atacağım bir de sürekli. Sabit öyle dengede tutacağım. Demokrat raid bayağı uzun süre atabileceğiz. Yani bu tamamen stabilite atılmamız için var. Tüfkeyi bir kere daha upgrade dedim. Topçu önemli. Cap önemli. Resource olsa şu an hiç ihtiyacım yok. O ilerleyen teknolojilerin silahları. Şimdi ne olacak ben de merak ediyorum. Bundan sonrasında dünyanın dengeleri kayıyor. Avrupa hani normalde biliyorsunuz Avusturya-Sırba savaş açar. Rus Avusturya savaş açar. Alman Rus'a savaş açar. Rus'un da müttefiki olduğu için Fransa buna savaş açar. Alman Fransa'yı düşürmek için Belçika'ya savaş açar. İngiltere orada ne yapıyorsun kardeşim bu kadar da fazla deyip Alman'a savaş açar. Böyle tren. Sonrasında bu enayi gidip bunun şeyini patlatır. Buna mektup gönder. Amerika'ya saldır falan. Silah satıyor buna der. Sonra bu buna savaş açar. Öyle. Mektup yakalatmak da bak. Bahanesi tabii ki de şimdi. Orduyu Humayun Attrition yermiş galiba. Yiyor muyuz? Yemiyoruzdur be. Yok yemiyoruz. Mısır'ı da geri alacağız. Bu da size sözüm olsun. Mısır'ı da geri alacağız. Bunu da toplayacağız. Bir de Hicaz demir yolunu bağlayacağız artık. Yeni proje. Şuradan. Dur lan. Şuradan böyle gelsin. Biraz güvenilir gel. Ya da limandan gelsin. Bak böyle geldi ya. Gelsin. Gelsin. Halep'te bir birleşsin. Şöyle de birleşsin. Hicaz demir yolunu
bağladık hala. Önceliğimiz demir yol olmalı. Güzel. Her modernizasyona devam. Debufflarımız ne durumda? Şimdi Sigmen of Europe kalıyor. Hala da hastayız. Ama separatistleri birazdan bitireceğiz. Naval'da sıkıntılarımız var. Ama meclisten yine buff'ımız var. Artık ofisörlerimiz iyi durumda. Milli sisteminden bir debuff'ımız var ama onu halledeceğiz. Bankada yine buff'ımız var. Ve ordu debufflarımızı an itibariyle silmiş durumdayız. Osmanlı ordusu artık modernize. Hala. 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 Tank falan mı yapsak ya? Teknoloji falan. Güzel diyorlar yani. Ne bileyim. Borç öde. Buradan bayağı bir borcumuz ödenecek bu arada. Borç olayını abartabiliriz. Böyle böyle sürekli savaş sonuna kadar değil de işte savaş başlayana kadar sivil alabiliriz. Beleş. Fransız'ın kendi sivili yok. Ama dünyaya emperyalizm yapacağım ayağına. Böyle saçma sapan işlerin altına girip bize yatırım yapabilir. Güzel. Zaten Amerika gibi büyük buhranı kaldırdık üzerimizden bile. Güzel oldu. Evet, bu biraz sıkıntı işte. Burada bir şeyleri satacağım şimdi yani. Öyle bir şeyler satmadan da yani mısır alınmıyor, kusura bakmayın. Mısır istiyorum o zaman. Biraz İngiliz'e de bir parmak bal çalacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Çalacağım balı yani. Ama Kuveyt geri alınamayacak. Zaten bizim değil de. Hani Katar bizimdi de onu... Katar'ı boş ver. Katar gidecek. Onu söyleyeyim. Ama geri alacağız. Katar'ı geri alacağız. Geri almak için satıyorum. Yani. Öyle. O değil de ordu ne durumda ya? Donanmayı bir birleştirelim. Raid değil ya. Bir training, egzersizde kalsın. Büyük gemiler yapacağız. Denizlere hükmetmeliyiz. Yani dört bir tarafı denizlerle olan bir memleket için donanmamız son derece yetersiz. Kabul edilemez. Evet. Artık Avrupa'nın hasta adamı statüsünden kurtulduk. Ne lan bu? Berlin-Bağdat hattını da yapacağım. Şeyler vermek lazım yani. Bize getiririz daha fazla bu arada. Bağdat'a bayağı bir şey çıkardılar. Bir şeyler verdik. Geri almak için. Ama Musul falan petrollerini satmayacağım. Yok. Musul'u satmayacağım yine. Satası da geliyor insanın yani. İyi para veriyorlar ama satmayacağım. Yok. Musul falan gibi hiçbir toprak değil. Sadece Katar, İngiliz'in Katar'daki varlığını kabul ettim. O kadar. O kadar. Bir şey yok. Buradaki Slav etkilerini hatta İstanbul'da bile ondan var. Buradaki Slav etkilerini bir tamamen bitirebilir miyiz lütfen? Aynen. Tamam, âlâ. Borç yiğidin kamçısıdır, öde. Öde! Öde. Yakında Araplar üzerine bir seferimiz olacak. Neşt. Yani Arabistan'ın Lawrence'ı bekleyen arkadaşlar kahredici gücümüzü görecekler. Burayı da ver. Başka var mı? İzmir kaldı. İzmir'i de ver. Bir de bura. Güzel. Gördüğünüz gibi ekonomi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hatta dışarıya neredeyse borç vereceğim. Şaka değil. Vereceğim yani birazdan. Lakin yine de savaşa çok hazır bir millet değiliz. Altını bir kere daha çizerekten nacizane söylüyorum. Savaş bizim için şu an pek de kabul edilebilir bir durumda değil.
Çünkü Almanların üç cephede savaşacağı bir olay var. Lakin İtalya, Avusturya ve Alman ittifak olursa bence başarılı olabilirler ama olmayabilirler de. Bize ihtiyaçları olabilecek muhtemelen. Ben Ruslar için mücadele etmek istiyorum. Ben Ruslara savaş açmak istiyorum ama ben bu savaşa girsem de kaybetsem de bana giren çıkan bir şey yok. Sadece girip de kaybedersem parçalanır Türkiye olurum. Onu söyleyeyim otomatik event listesiyle. Ama girip de kazanırsam bana toprak vermezler. Sadece İngiliz'e itlik olur. Dekolonizasyon yer. Bunun da ön şartı Paris'e girmeleri. Sadece dekolonizasyon yer yani. O yüzden diyorum dünya savaşına teğet geçip süper güç mü olsak? Amerika gibi silah satarız belki. Bilmiyorum. Ama hani bu arkadaştan da Artvin'i, Kars'ı ve Batum'u geri almak istiyorum. İçinde bir komünist artışı görmek istiyorum onu. Evet buradaki yerlerde bitirelim. Tamamen Yunan etkilerini bitirdik gibi bir şey oldu. Hiçbir şekilde isyan yapmayacak. Bundan sonrasında da Doğu'yla ilgileneceğiz ve Arabistan'a da ineceğiz. Evet Bağdat Demiryolu geldi. Hala. Hala. Borçları kaldırabiliriz. Berlin Demiryolu ne veriyor bize? Failed dedi lan. Niye öyle oldu ki? Bilmiyorum niye öyle oldu. Fazla sorgulamamak lazım. Biz zaten kendi demiryolumuzu kendimiz yaparız. Gerek yok. Segment debuff'ını kaldıracağım buradan. Sonrasında da ekonomiye devam. Orduyla alakalı bir sıkıntım yok. Ama belki biraz ekonomi artışı isteyebilirim. Belki biraz ekonomi artışı isteyebilirim. Borçlarımızı son ana kadar ödeyelim ve Fransızlar 180 gün sonra bana bir sivil daha basıyor. Güzel. 91 fabrikayız, 63 siviliz. Devasa bir endüstrimiz var. Ama militeriden yana sakatız. O yüzden artık birazcık militeri şu sivillerden sonra. Anadolu'ya yatırımlar yaptırtacağım birazdan. Oradan güzel gelecek. Sağ olsun Yunan bayağı bir altyapı basmış. Allah razı olsun. Kendisi korumuz zaten gördüğünüz gibi. Güzel. Dediğim gibi yakın zamanda dünya savaşı beklenmiyor. Çünkü Sırbistan yok. Teknik açıdan ölecek bir varis de yok. Bir arşidük yok yani. Değil mi? En ayrım biri bir arabaya binmez herhalde. Tabii ki de işin şakası bir bahane bulurlar ve savaş bir açarlar. Ama yakın zamanda beklemiyorum. Yani tam tarihinde beklemiyorum en azından. Çıkarsa bilmiyorum ama. Ha burada tren sayımızı göstermişse 309. Ne kadar geldiğini gördünüz mü? Bizde 60 tren vardı. Bu 4 Balkan ülkesinden gelen trene bir bakıverin. Ben şeyi almak istiyorum burada ya. Tevfik Fikret. Çünkü demokrasi buff'luyor. O güzel oluyor. O buff'luyor. Ben anti-rate atıyorum. O buff'luyor. Ben anti-rate atıyorum. Böylelikle sonsuz bir stabilite döngüsüne giriyorum. Hoş. O yüzden Tevfik Fikret'i alacağım. Sürekli anti-rate atacağım ama. Çok güzel. Cennet bu cennet. Ama bunu alırsam strike yiyebilirim. O yüzden önce Tevfik Fikret'i alacağım. Borçları öyle yakten kaldırmak olmaz. Yatırım yapıyor adamlar. Bize öyle bir debuff'ı kalmadı yani. O yüzden... O yüzden çok bir etkisi yok. Böyle iyi. İşte kendi sorunlarımızı falan halledeceğiz. O kadar. Evet şu sikmenlikten artık bir kurtulabilirsek eğer. Ama ben bir Mısır'ı da istiyorum be. Mısır'ı istiyorum be. Orduyu Hümayun'u bir genişletelim. Mısır demandımız olacak. Evet. Dediğim gibi Dünya Savaşı çıkmazsa eğer çok güzel olacak. Franz Ferdinand, Franz Ferdinand. Neredesin? Franz Ferdinand. Tevfik Fikret'e gideceğim.
Şurada gördüğünüz isyancıların etkisi dediğim gibi az oluyor. Bunu bitirdiğin zaman da kalkıyor tamamen. Ve bir daha da hiç ayrılmamak üzere bir bütün haline giriyoruz. Burada bu isyanları da bitireceğiz. Lokal supply'ı falan da kesiyordu. Yani buralarda savaşmak istiyorsan bunları kaldıracaksın. Aga. Local supply, liquid population. Çok sakat. Bak ben power'ıma baksana 34 milyon. Yani bir Alman kadar yok ama yani bir Fransız'ı geçti. Ki geçecek de. Evet Tevfik Fikret'i alalım. Peki başka alabileceğim biri var mı? Said Nursi. Belki. Geç, geç, geç. Tevfik Fikret iyidir ya. Dedim ki tamamen antrenit atmak için alıyorum. Bir de sabit güzel. Donanmayı Hümayun ne durumda? Nasıl gemi basarlar? Birazcık gemilerimizi gelişetelim ama Osmanlı donanması hiç konuşmuyoruz ama yani çöp möp ama yani 100 parçalık donanmaya yaklaştık. 90 parça gemimiz var. 9'u da heavy. Tamam topu yok ama büyük. Büyük yani. Topu yok ama büyük. Daha da büyüklerini basacağız. Biraz zaman lazım. Teknoloji işte. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Ve gözümüz Mısır'da. Sonrasında da Kıbrıs'ta. Sonrasında da Kırım'da. Ne kaybettiysek geri alacağız. Değil mi Alfonso? Hay benim. Sakın ölme aslanım. Sen değil. Sakın ölme. Nerede o? Nerede o? Sakın gitme. Sakın gitme. Sakın gitme. Ferdinand sakın. Yapma oğlum. Aha. Amerika tarafsız imzaladı. Ulan her imzaladığın zaman bir şekilde giriyorsun ama bilsin. Yapma yanarız. Bu gördüğünüzde bize ne veriyor? Bir şey vermiyor. Ama güçlendiriyor yani bu şeyi bunu anneksiyor şu an. Suud bin Abdülaziz'i anneksedik. Ve ekonomimiz daha da güçlü hale geldi. Ve Katar ve Ridyah'ı emirliğini ele geçirdiğimiz zaman yani bu iki devlet ayrılmış diye bizden. Bakın geri almak için aldı. Bu iki devleti ele geçirdiğimiz zaman bir sonraki hayalimiz Mısır'dır efendim. Mısır'da da alacağız sonra Kıbrıs'ı satın alacağız öyle oturacağız. Yeter Akdeniz hakimliğinin belirli bir limiti var. Süveyş için aynı şeyi diyemiyorum. Süveyş İngilizlere verildi yani ona geri alamıyoruz. Ama en azından bizimle savaşırlarsa kolonilerin tehdit altında olacağını bilecekler. Pamuk ticaretimizi geri alacağız. Belki bir Romanya'ya sözünü veremiyorum. Romanya'ya savaş açamam. Çünkü entehite girer maazallah. Ama belki Viyana kapıları hani. Belki. Bilemiyorum. Söz vermiyorum ama. Viyana'ya söz vermiyorum ama Mısır ve Kıbrıs'a söz veriyorum. Geri alacağız. Ve Arabistan'ın tamamı. İngilizler hariç olan tamamı geri alınacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim ikinci Abdülhamit serimiz kaldığımız yerden devam edecek. Osmanlı Redux modunda. Evet Osmanlı serimiz. Redux modunda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım seri güzel gidiyordur.